Emeklilik dilekçesi verenler ilk maaş ne zaman alınır? Yılın sonlarına doğru emeklilik hayali kuranların sayısı artarken, pek çok kişi emeklilik dilekçesini ne zaman vermesi gerektiği ve ilk maaşını ne zaman alacağı konusunda merak ediyor. Yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte emeklilik başvurularında ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu bağlamda, emeklilik dilekçesi verdikten sonra ilk maaşın ne zaman yatacağı sorusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir? Emeklilik başvurusu yapmak için doğru zamanı beklemek çok önemlidir. Uzmanlar, emeklilik için gerekli olan prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarının tamamlandığını tarihten hemen sonra başvuru yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu şartlardan herhangi biri tamamlanmadan dilekçe vermek, başvurunun reddedilmesine neden olabilir. Örneğin, emeklilik hakkının 1 Haziran'da kazanılması durumunda, dilekçenin 2 Haziran'da verilmesi gerekiyor. Çünkü emekli maaşı, talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanıyor. Bu nedenle, 15 Mayıs'ta emeklilik şartlarını sağlayan bir kişinin 16 Mayıs'ta dilekçe vermesi, maaşının 1 Haziran'dan itibaren bağlanmasını sağlayacaktır. Maaş bağlanma süresi Emekli maaşının bağlanma süresi, Kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Bu süreyi etkileyen başlıca faktörler şunlar: Başvuru yapılan sosyal güvenlik merkezinin iş yoğunluğu, sigorta geçmişinin karmaşıklığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı gibi farklı kurumlardan hizmet sürelerinin olması, yurt dışı borçlanması veya askerlik borçlanması gibi özel durumların varlığı. Ortalama olarak Emekli maaşı bağlanma süresi 1-2 ay civarında seyrediyor. En iyi ihtimalle başvuruyu takip eden ayın maaş ödeme döneminde ilk maaş yatırılabiliyor.